Acılı Baba Nizam Eyboğlu'yla beraber ağladık. Kızına seslendi. Bul beni kızım dedi. Lara, bizi ara. Hepimiz seni bekliyoruz. Şimdi biraz da ailenin geri kalanını dinlemek istiyorum. Önce Lara'nın amcasını ve yengesini Nizam Bey'in yanına alabilir miyiz? Hocam, o kadar endişeli durma, alnın kırışacak. Bugün 10 yıl yaşlandım, kırışmıştır zaten. Bana hep evlendiğimiz günkü gibisin. Beni rahatlatmak için söylüyorsun biliyorum. Seni de aşırı seviyorum ama çok gerildim ben azım. Ay bunlar da sanki yeni sezona dizi tutturuyorlar ha. Tekrar üstüne tekrar, tekrar üstüne tekrar. Ben size diyeyim, her tekrarda bir otobüs insan gelecek buraya. 10 milyonu duyan binip binip gelecek, binip binip gelecek. Kızım. Tamam, hemen arayın. Eğer sen izliyorsan... Var mı ümitli bir haber? Maalesef Nizam Bey, henüz yok. Gözlerin... Ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Aynen, annenin gözleri gibiydi. Abim. Beni bilmezsin belki ama. Dur bakalım. O ilk gün. Tanırsın. Tanıyanlar bilenler izlememiştir bile daha. Hissedersin be kızım. Hele açık geçsin. Çıkacak elbet birileri. Bahar Hanım'ın fotoğrafını ekran alabilir miyim? Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Komiserim niye telefonlarımı açmıyorsun? Kaç kere aradım seni. Senin şu arkadaşın olacak Cemal abi. Bizim elektrikçi çocuğu niye götürdü? Niye kelepçeledi? Ne oluyor? Bak şubeye geleceğim, o olacak şimdi. Uf, Barbaros ya. Dediğiniz gibi... Ancak bir canavar yapmış olabilir. Menderes Bey, sizlere Eyboğlu'nun amcası. Yuma. Dur kızım, sen gel bakayım benimle bir. Şu elektrikçi çocuğun bahçeye serdiği hallığa kurumuş mu kurumamış mı bakalım. Kız dur. Halara bakmayacak mıydık hala? Bırak şimdi halıyı. Halanı dinle sen. Geç bakayım otur şuraya. Ben senin şu annenle babandan. Takılar konusunu mu diyor? He onu diyor. Bak kaçıncı gün oldu. Ananın boynunda takı yok. Televizyona takısız çıktı televizyona. Baban desen öyle dizini titretip durur. Senin bu baban. Ya kumara başladı ya da başka bir şey var. Nasıl bir iş nasıl bulacağız hala? Senden şimdi yukarı çıkacağız. Kasaya bakacağız evvela. Altında bağım yok. Sen annenden kasasının şifresini biliyorsun değil mi? Hah. Ama bir şartla veririm. Ne şartıymış kız? Bir bahane bulacağım, beni dışarı yollayacaksın.
Ben de akşam eve döndüğümde sana şifreyi vereceğim. Niçin sen dışarıda? Belki sevgili yaptım hala, onunla buluşacağım. Kızım. Ey güzel Allah'ım, sen benim aklımı koru yarabbim. Kızım, senin bu kapıdan çıktığın mı vardı? Ne zaman sevgili edilecek? Yalnız bu ağır oldu, kaldıramaz Ponçik Bünyan bunu. Aman bak gari sen. Hadi şebeklik etmeye bırak da, dökü bakayım. Çok bunaldım ya hala. Ya biz deniz kenarına gidip hava alsam ha? Bak zaten evden dışarı çıktığım da yok. Ya bir nefes almak benim de hakkım değil mi hala? Yaşlı kadın değilim ki ben, 24 yaşındayım. Bak, hem şimdi bu da benim Ponçik kalbimi kırdı. Güzel kızım benim. Benim. Haklısın. Biz Lara'nın derdine düşüp seni çok zaman ihmal ediyoruz, biliyorum. Biliyorum. Emme. Yemedim. Kızım, sen bu yollardan giderken biz dönüyorduk. Dökül bakayım. Hala. Dökül. Elektrikçi çocuğu göreceğim. Allah Allah. Elektrikçi çocuk kapıda değil mi? Git bak. Dur bakayım dur. Ne için sen elektrikçi çocuğu? Hayırdır Hümanım? Ya hala öyle değil. Cemil abi bugün çocuğu kapıdan aldı, kelepçeledi götürdü. Niye kız? Ya bilmiyorum ki, barbar komiserim telefonlarımı da açmıyor. Ya çatlayacağım meraktan. Oh. Ne oldu? Hema. Hı. Bak. Tam da Lara'nın bütün televizyonlarda arandığı gün. Canı ortalarda yok. Çocuk şube kapımızdaki elektrikçiyi alıp götürüyor. Bu barbaros bir şey bulmuş olmasın. Lara ile elektrikçi çocuğun bir ilgisi var da. Barbar bunu mu buldu diyorsun?